Abi bir kere bir gerçek var. Gerçek de şudur. Bu ikiliyle Senem Asena ikilisiyle bir ordu baş edemez. Yani laf düellosunda, laf çarpışmasında bir ordu getir oraya ikisinde baş edemezler. Bu yüzden de sevgili Ertuğ kardeşimizin artık zararın neresinden dönülse kardır lafına dayanarak artık bunlarla olan diyaloğunu kesmesi lazım. Çünkü Ertuğ bunlarla baş edemiyor baş edemediği gibi de zararlı çıkıyor bu olaylardan ve yemediği hakarette kalmıyor. Şimdi Ertuğ şey bir adam. Hani böyle baktığınız zaman onlar gibi değil. Onlarla baş edemezsin. Çünkü onlar böyle laflarla, bilmem nelerle bir anda böyle e, adamı mahvedebilirler. Sen ama eğer şeysen, sakin bir adamsan, daha böyle e, nasıl sana söyleyeyim? Daha mütevazı bir falan bir tipsen onlarla baş edemezsin. Şimdi Ertuğ da bana göre onlarla gereksiz yere şeylere giriyor. Zararlı çıkıyor, baş edemiyor çünkü. Bak şimdi kardeşim, ben hayatımda böyle şeyler görmedim. İlk defa görüyorum ya. Bu Ertuğ'a yapılan resmen işkence yapıyor adama ya. Adama resmen yaptıkları baskıyla adamı hakaret yağmuruna tuttular ya. Böyle bir şey olur mu abi bak. Ne diyorlar abi? Abi daha ne diyecekler yani. Demedikleri şey kalmadı ki. Asena diyor ki, Allah'ım beni affet. <laughs> Ben böyle çirkin bir adam görmedim diyor. Evet, tövbe Bak şimdi. Vallahi öyle diyor ya. Ne tövbesi var öyle diyor işte. Allah'ım diyor beni affet diyor. Ben böyle çirkin bir adam görmedim diyor. Sonra <laughs> Senem. Bu kadar itici bir adam olamaz diyor. Utanmadan diyor. Bunları bunları yapıyor diyor. Yazıklar olsun buna diyor. Sonra Kardelen. Adam otuzuna gelmiş. Çirkin olmaya devam edecek. <laughs> Vay anasını... Bunlar bu lafları nereden buluyorlar? Bu ne cesarettir? Ben Karşıdaki insanlara bunları söylemek ne haddi nedir insanların? Yani bundan daha çirkin bir adam göremiyorlarmış. Bu kadar itici bir adam dünya tarihine gelmemiş. Şudur budur yani inanlar gibi değil yani. Vallahi inanılır gibi değil. Yani bir onun de içinde... Hatırladığım bir beyniyle alakalı da bir şey söylediler. Senin şey beynin, diyor, beynin... Yani sen Yok, orada onu şey yapmıyorlar. Onu şey diyorlar yani sen beyninle bu işi yapmadın diyorlar. Orada sana biri yardım etti filan o yaptı gibi bir şey söylüyor. Orada... Orada o... Ben ha, beynine oradan... güvenme, akıla güvenme. Yani. He yani ama bu bu kadar... Ama burada abi... Yani Allah'ım beni affetsin bu kadar çirkin adam görmedim. Lafa bak ya. Yani inanılır gibi değil ya. Bu nasıl bir şey abi? Bu ikili nasıl bir ikilidir? Bunların ağzının, kemiği, dilinin kemiği falan yok yani. Vardı arada adam da yani eli yüz düzgün yakışıklı adam ha. Evet. Yani yakışıklı ha Hayır, adam. Hayır yak yakışıklı ama adamı bitirdiler ya. Adamın bütün karizma gitti. Adam ne yapacağını şaşırdı. Onun için... Ee, bu Ertuğ'un artık bunlarla diyaloğu kesip bunlarla laf şeyine girmemesi lazım. Zararlı çıkıyor. Baş edemiyor çünkü abi. Yani Ertuğ kardeşim sen bir dur abi. Otur sen. Ertuğ da şimdi, Ertuğ da bunlarla çok şeye girdi. Girdi, 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 girdi. Şimdi artık o da bunların e, mağlup oldu. Hala mağlup olduğunu kabul etmiyor. Onlarla yapamazsın abi. Girme abi bu işlere. Buyursun. Şöyle bir psikoloji vardır hayatta. Ee, böyle gireceğim. Hiç kimse Allah' mahvet diye başını süslüyor ama gerçekten çok çirkin olduğunu düşündüğü birine çok çirkinsin demez. Aynı gerçekten çok zayıf olduğunu düşündüğü birine çok zayıfsın demeyeceği gibi. İnsan bunu yüzüne söyleyemez. Eğer bu gerçek düşüncesi ise. Bu cümlemi burada kapatıp şimdi yorumumu devam ediyorum. Hayatta geliyor. bırakmam o cümle de orada Hayır, bırakmam. Artık bir sürü bakmasın. Kim bu bakmasın? Hiçbir sebep olmadan kimse kimseye niye laf atar eğer ortaokulda değilse? Yani çok seviyesiz buluyorum. Hı hı. E, artık açık ve net söyleyebilirim. Yani gerçekten çünkü hani Murat abi Ertuğ 40 yıl Senem ve Asenen'e baş edemez dedi ama yani Ertuğ onların aklını alır bence baş eder. Yani laflarıyla da yani çok çok daha e, nasıl diyeyim uğraşmaya ihtiyaç duymuyor bence Ertuğ şu an. Çok sabırlı görüyorum Ertuğ'u. Bak arada bir şey olur bir olay olur yani bir kavga sebebi olur. Orada seviye sorgulamam yani kavgada o öyledir onun tarzı odur onun karakteri odur o daha... Agresiftir, daha kötü kelimeler kullanır, diğer taraf daha sabırlıdır ama bunu yargılamam. Ama bir olay olmadan ve her oyunda ve kendi takım arkadaşın olmadığı halde aynı adama niye laf atarsın? Ya bana biri bunu açıklasın. Yani Senem ve Asena ortaokuldaki kızlar gibi böyle sataşma olurdu ortaokulda da, sataşarak bir arkadaşlık kurulurdu. <laughs> doğru. Bunun Allah aşkına ondan ne farkı var? Hiç farkı var? yok doğru. Yani sataşarak arkadaşlık kurma çabası değilse bu. Arkadaşlık kurmaktan kastım böyle i̇letişim hani mi? yakın olalım evet arkadaş olalım gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Tek amaçların Nertu ile iletişim kurmak olduğunu düşünüyorum. Çok özür dileyerek yanılıyor da olabilirim. Bu benim kendi şahsi hanzade olarak fikrimdir. Belki yanılıyorumdur ama bunu da biraz e, şu kısma emin gibiyim. Gerçekten kalbinden aklından geçen bir insanın bir kere fiziksel bir özelliğe dalga geçmek oluyor bu. Ve Ertuğ gerçekten çok çirkin olsaydı, yani zaten kimse çirkin değildir bu arada ama hani belki e, bilmiyorum bir sıkıntısı olsaydı diyelim, çok büyük linç yerlerde. Onlar böyle bir linç olmayacağını da farkındalar. Onlar atayım ben çirkinsin diyeyim de kim ne anlarsa anlasın derdindeler. O kadar başka yorumum yok. Buyurun. Survivor'da veya herhangi bir yarışma programında birileri biriyle uğraşırsa ve bu nedensiz olursa o biri yükselir. çok avantajlıdır ve yükselir. Şu görüntülerde olduğu gibi. Bu görüntülerde şimdi Senem Merve ve Asena üçlüsünden başlayan bir söz diyaloğu ama neredeyse Ertuğ sıfır konuşma. Çünkü Ertuğ ö ya da böyle bir oyun kazanmış ve sadece şunu yapıyor arkadaşlar ama devamlı bir laf geliyor. Devamlı bir laf geliyor ve bu laf salatasına kimler katılıyor arkadan? Kardelen katılıyor, Osmancan katılıyor, Özgür katılıyor, bütün gönüllüler takımı katılıyor. Bırakın onu falan. Ya ben şunu izlerken şunu görüyorum. Ya Ertuğrul böyle ekmeğine böyle yağ sürülüyor biraz da bal sürülüyor. Yetmez biraz da kaymak sürülüyor. Üstüne bir şeyler daha sürülüyor. Böyle daha böyle. Daha sürülmez o. Ya yeni. daha sürülmez artık. Daha. Yenir artık o. Bir de böyle yanına bir çayla <laughs> yiyeceksin onu. Şimdi bak bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Ertuğ bilmiyorum farkında mıdır değil midir? Bunu kullanıyor mudur kullanmıyor mudur bilmiyorum ama tecrübelerime dayanarak nacizane şunu söyleyebiliyorum. Böyle bir altın tepside güzel bir şey sundular şu an Ertuğ. Ertuğ buradan yükselir. Çünkü Ertuğ hiçbir şey yapmasa bile karşısında onunla uğraşan birileri var. Ve o birileri devamlı böyle ses yükselten, yersiz de konuşabilen birileri. Dolayısıyla da bunu fırsatı çevirebilir. Geçen gün de söylemiştim. Bu Ertuğ'u yükseltir. Hatta bu Ertuğ böyle Haziran ayındaki finallere doğru taşır. O gibi o kadar geliyor bana. Yani. Evet, niye uğraşıyorlar deva... sence? Niye hiçbir şey de yok ortada? Ha, niye Bak, niye hiçbir şey de yok. Yani bir, demek ki var bir şey. Sence var mı şey? Yani demek ki var. Ha, ne olabilir? Yani sebepsiz bir insan bir insanla niye uğraşıyor? İletişim kurmak istiyorlar diyor. Ertuğ geçen gün bir Her şey yaptı. Ertuğ iletişim kurmak istiyorlar. Bir şey yapıyor. Ertuğ bir şey yapıyor. Bunlar on bir şey yapıyor ama. Tamam. Ertuğ bir şey yapıyor. bunu, öyle bir şey. Ama bir artık Haft şey şey. cevap olarak yaptı yani. Sıfırdan böyle bir şey başlattı. Yani, yani. Hanzade bir de şunu söylüyor. Hani zaten Ertuğ yakışıklı bir adam. Hani bunu görüyoruz hepimiz. Kimseye böyle bir şey söylenmez ama özellikle Ertuğ'ya çirkin denmesi. Yani aslında bu şey. Bu artık bir insan iyice. bir insan özellikle sana bakmıyorsa aslında sana bakıyordur. Evet bravo aynı, aynı mantık sana helal olsun. Tam olarak bu dediği arkadaşlar... Nasıl ya ben şimdi Hansade'ye bakmıyor muyum mesela böyle? Her zaman hoşlandığın i̇şte kişiye özellikle, bakamazsın. Aynen özellikle, özellikle, özellikle yani. sana bakmıyorsa aslında sana bakıyordur. Diyoruz ve efendim Survivor bu Extra... Bu galiba Freud'un lafı bu arada. Ya gel buraya. Freud'u mu? Sana helal olsun. Muzdağının <laughs> da görünmeyen kısmı çözdüm ağzına. Freud'un da bakmadığım kısmı Helal bravo tebrikler. Efendim Survivor Extra kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. thank you